Değerli izleyenler, şimdi sizi Türkiye'de havası en temiz olan ilimize götüreceğiz. İç Anadolu'nun şirin ilçelerinden Çankırı, Temiz Hava Hakkı platformu tarafından havası en temiz il seçildi. TRT Haber muhabiri Abdülbaki Açıkgöz Çankırı'da konuğuyla bizi bekliyor. Biz de sözü Abdülbaki ve konuğuna bırakıyoruz. Abdülbaki. Çankırı Kalesi'nden herkese merhaba diyoruz. Geçtiğimiz hafta içerisinde Temiz Hava Hakkı platformu bir rapor yayınlandı ve teknik analizler sonucu yayınlanan raporda Türkiye'nin havası en güzel, en temiz ili, Çankırı seçildi. Biz de bu konuyu, bu başarıyı nasıl elde ettiklerini Çankırı Belediye Başkanı Sayın İrfan Dinç'ten alacağız. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Ben de sizlere hoş geldiniz diyorum. TRT Haber'i Çankırı'mızda ağırlamaktan mutluyuz. Bu güzel havayı daha iyi tatbik anlayabilmek adına 10 yıl, 15 yıl önce Çankırı'nın havası nasıldı? Kısaca özetler misiniz? Hem 12 yıl önce 2004 yılında belediye başkanlığına ilk başladığım yılda Çankırı'mızın havası Türkiye'nin en kirli illerinden birisiydi. Gökten adeta kurum yağıyordu. Ortalık özellikle kış aylarında göz gözü görmüyordu. Yağmur gibi kurum yağıyordu. Bütün apartmanların, bütün binaların balkonları perdelerle kapatılmıştı. O bizim pencerelerin o küçük deliklerinden bile evin iç kısımlarına kurum hücum ediyordu. Böyle bir tablo devraldık. Göreve gelir gelmez kalitesiz kömür satışını yasakladık. İthal kömürden başka kömürün şehre girmesine izin vermedik. Çok ciddi denetimler yaptık. Tabii hava kirliliği sadece yakıt kalitesiyle alakalı bir konu değil. Yakış teknikleri de çok önemli. Biz ateşçilerimizi periyodik aralıklarla defalarca eğittik. Onların yakıtı bilinçli kullanmalarını sağladık. Hem kalitesiz kömürü, kalitesiz yakıtları şehre sokmadık. Hem ateşçilerimizi eğittik. Hem de o kalorifer kazanlarındaki cehennemliklerle alakalı da teknik çalışmaları da bilinçli bir şekilde yaptık. Dolayısıyla el birliği içerisinde şehrimizin havasının temizlenmesi adına ciddi çalışmalar yaptık. Arkasından burada doğalgaz kullanımı da çok önemli değil mi başkanım? Arkasından doğalgaz geldi. Doğalgaz kullanımı da yaygınlaştı. Dolayısıyla hem yakıtla alakalı hem de doğalgazla alakalı çalışmalarımızda son noktaya geldik. Havamızı temizledik. Allah'a şükür şu anda Türkiye'nin tek havası temiz ili Çankırı. Bu, biz bununla iftihar ediyoruz, gurur duyuyoruz. Sadece havamız değil, suyumuz da pırıl pırıl. 80 kilometre ileriden Güldürcek'ten yine 2004 yılında şehrimize kaliteli menba suyu kalitesinde su getireceğimiz dediğimizde İnsanlarımız inanmamıştı ama şu anda 80 kilometre ileriden Güldürcek Barajı'ndan çeşmelerimiz dünyanın en modern arıtma tesislerinden arıtılmış suyu şu anda Çankırı olarak içiyoruz. Havamız temiz, suyumuz tertemiz, gönüllerimiz, yüreklerimiz pırıl pırıl. Niye? Çünkü yaran kültürü var Çankırı'da. Yaran kültürü, yaran, dost, arkadaş, kardeş anlamlarını içeriyor. Yaran kültürüyle yetişmiş insanların yürekleri tertemiz olur. Havası temiz, suyu temiz ve yürekleri temiz insanların yaşadığı Çankırı'ya tüm Türkiye'yi ikamet etmeye davet ediyoruz. Peki rapor açıklanınca insanlarımız, burada yaşayan Çankırılılar nasıl bir dönüş sağladı size? Neler söylediler? Zaten bakın biz bu çalışmaları başlattıktan sonra Çankırı'mızda çok önemli bir hastalık vardı. Nefes darlığı hastalığı, astım hastalığı. Bir sürü astım hastası büyüklerimiz, annelerimiz bize dua ettiler. Allah razı olsun. Şu anda artık kış aylarında nefes darlığı çekmiyoruz. Hastalıkla ilgili problemlerimiz yok. Tertemiz ciğerlerimiz, tertemiz havayı soluyoruz diye. Daha bu başarıdan önce fiili olarak, fiziki olarak başarının sonuçları insanlarımıza zaten temayüz etmişti. Bunun sonucu olarak da insanlarımız zaten bizleri kucaklıyordu, dualarını ediyordu. Tabii ki bir başarıdır, önemli bir başarıdır. Türkiye çapında bir başarıdır. Sağlıkla alakalı bir başarıdır. İnsanların gelecekleriyle alakalı bir başarıdır. Herkes çok mutlu. Çok teşekkür ederiz başkanım. Ben çok sağ olun. Ayağınıza sağlık, elinize çok, sağlık. Çok sağ olun. Evet, bahse konu raporda maalesef listenin sonunda yer alan iller de var. Aksaray, Ağrı ve Muş bu iller arasında. Umarız, buradan bir temenniyi de iletelim. Umarız yakın zamanda bu üç şehrimizde Çankırı'nın havasına kavuşur diyerek sözü sizlere bırakıyoruz. Abdülbaki Açıkgöz, hem sana hem de konuğuna çok teşekkür ediyoruz. Evet, Çankırı'dan yaptığımız bu bağlantıyla da